Merhaba canım arkadaşlarım, bir tanelerim, dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bugün ayın 19'u, yarın 20'si. Yani tarih şurada yazıyor olsa da ben yine de söylemeyi tercih ediyorum. Çünkü 19, 20, 20'si bizim için özellikle çok önemli bir tarih benim için. Her ayın 20'sinde ma maaşımı alıyorum ben. İkide bir bakıyorum, yatmış mı acaba, yatmış mı falan diye. Çünkü onu orada toplu görünce böyle bir hoşuna gidiyor ama biliyorsun ki yani ay sonu gelmeden 20'si, o ayın sonu gelmeden o ister istemez sıfırlanıyor zaten. Şimdi o bir ikincisi de bir, benim montajcı arkadaş her defasında bana abi çekerken biraz sağ mı kay diyor sola mı kay diyor ortalama mı diyor bir şey diyor ekran öyle yap diyor benim için daha kolay falan diye unutuyorum her defasında da he he diyorum adam tamam olur diyorum bak şimdi yine unuttum ne dedi o bir şey dediydi ama neyse ben sesli gazeteyi geçeyim siz de şey yapın arkadaşlar bir like mike'ı bir döşeyin abonelikler falan bakalım bugün hangi saçmalıklar varmış. Bugün de en taze olan haberden en geriye, en bayata doğru gideceğim arkadaşlar. Biraz evvel bir haber almışım ben bu haberi niye aldım bilmiyorum. Galiba ben böyle tıklıyorum bunu, koyuyorum bir kenara. Onunla alakalı aklımdan bir şey geçiyor, sonra söyleyeceğim şeyi unutuyorum falan. Neyse bir oradaki güvenlik kamerasında bir görüntü. Orada bir tırnakçı teyzenin cep telefonunu böyle iki dakikada çarpıyor. Tabii kadın da biraz böyle hani şey orada sanki müşteri olabilecek tipte birisi. Dolayısıyla ondan da şüphelenmiyor kadın. Şöyle bir dönüyor ama yani hani orada bir genç çocuk olsa 14, 15, 16 yaşında filan. Anderson bu çocuk kapkaççı filan. Öyle bir tip yok. Neyse alıyor çarpıyor. Bu tabi de şunu demişti. Ha buydu galiba. Fatih'te bir kadının cep telefonu hediyelik eşya mağazasının önündeki standları incelediği sırada çalındı. Telefonu çalan şüphelinin kamera icat edilmemişçesine rahat tavırları dikkat çekti. Kamera icat edilmemişti lan orası Türkiye. Bir hırsızın en iyi, en rahat edebildiği, en rahat şekilde, en iyi şekilde mesleğini icra edebildiği yer, yeryüzünde bir coğrafya var. Orası da Türkiye yani. Yani en rahat oldukları yerden biliyoruz yani ta saraydan muhtarına kadar yani çalarken gayet rahatlar yani kameralar önünde kameralar arkasında falan onlar için bir şey fark etmiyor yani böyle bir kapkaş olayını çok fazla abartmaya gerek yok ama biri paylaşan yani videonun üzerinde şöyle bir ibare çıkıyor Hollanda'dan gezmeye gelen teyze gurbetçi ve teyze işte onun şeyini çarpmışlar İşte vatanınızın kıymetini bilin <laughs> Vatanınızın kıymetini bilin. Vatanımız gibisi yok. Demiş midir acaba teyze? Çok merak ediyorum. Avukat Feyza Altun'un gözaltına alındığı anlar. Evet. Avukat Feyza Altun gözaltına alınmış. E, kin ve nefret tohumu ekip. E, ne yapmış? şey Yapmış yani ondan dolayı. Anayasal düzenim yıkacakmış. Ne yapacakmış? Bu kadın avukat. Şimdi dün şey bugün e, sabah işte metroya giderken böyle uyku sersemedi. Twitter'da bakıyorum hani bugün ne yapabilirim plan diye. Tweetlerini gördüm kadın böyle şey balatayı sıyırmış yani frenleri patlak kamyon gibi böyle biz yine burada konuşurken hani bazılarında ben bir yerden sonrasında geçemiyorum. Kadın hiç noktasız virgülsüz yani direkt girmiş. Ondan sonra başka yerlerde de işte birisi buna yazmış bu da tahrik olmuş muhtemelen. İşte sizin şeriatınızın bilmem nesine ne koyayım falan onları yalnız noktalı yazmış. Bundan dolayı işte şeriat nasıl küfür eder diye işte toplumdakin ve nefreti bilmem ne aşlama öyle bir saçma salak Türkiye'de suçlar var ya. Ondan dolayı gözaltına almışlar. Şimdi kadın bu kadar ya ben bu kadını çok fazla çok fazla tutmuyorum yani o piyasadaki insanlardan. Böyle normalde Türkiye'de haksızlığın en çok yaşandığı, haksızlığa en çok maruz kalan kesimle alakalı hiçbir zaman bu Feyza Altun'la falan çıkıp bir şey bulamazsınız. İşte Feyza Altun gözaltına alınırsa işte bilmem o Barış Terkoğlu bilmem ne falan onlar gözaltına alınırsa yani bunlar haber oluyor bunların camiada. Yoksa Türkiye'nin yüzde sekseninde yaşanan bu haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, hapishanelerde yaşanılan çoluk çocuk bilmem ne neyse onların hiç gündemine bile girmiyor bu insanlar. Dolayısıyla çok böyle çok, sempatim yok yani ama yani niye niye giriyor kardeşim niye gözaltına alıyorsunuz yani bunu? Şimdi gözaltına bundan dolayı almışlar tabii o ettiği küfürlerden dolayı falan. Şimdi bu çok zaten şey olmuş medyatik bir kadın hani avukat olarak Türkiye'de falan neyse. şimdi bazen diyorum ben lan bu kadar medyatiksin hani kullandığın dile dikkat etmen lazım falan. Şimdi <laughs> biz 70 bin daha olamadık yani ben istediğim gibi geçiriyorum. Hani bir ne bileyim bir cevheri güven gibi kaç bin abonesi var? 600 bin, 700 bin falan var galiba. Neyse yani öyle olsa biraz daha dikkatli olman lazım falan. Hani dikkatli olsa daha iyi olmaz mıydı falan diyorum. Ya sonra da diyorum ki ulan diyorum Türkiye'de yani bunun kime ne faydası var? Yani e, artık insanlar çileden çıkıyor. İnsanlar hakikaten çileden çıkıyor. E, hiç beklemediğin adamlardan böyle... Hani şeyler duyuyorsun. Yani siyasilerin zaten söylemlerini gördüğün zaman ya diyorsun bu adam karşımda bana küfür ediyor yani artık sabrım hani sabrımızın bir sınırı var filan diye ne olursa olsun yani bu kadının Twitter'da ettiği küfürlerden dolayı gözaltına alması gibi bir saçmalık var mı yani neyi ne gözaltına şikayet olur işte benim bir para cezası verisin bilmem ne verirsin. vardır bunun bir şey benim yani gözaltına mı alınır lan bundan dolayı Türkiye'de her şeyde olduğu gibi. Bunu da almışlar ama tabii dediğim gibi bu bu kitlenin, bu kesmin, bu mahallenin de işte o kadar haksızlığa, hukuksuzluğa zamanında hiçbir zaman ses çıkarmadınız. En ufak şey de artık başınıza geliyor. Yani bugün artık yolda yürürken bile bir şeyden dolayı adamlar gözaltına alınabiliyor Türkiye'de. Şimdi arkasından şu haber var. İlber Ortaylı'nın katıldığı Osmanlı ailesi düğünündeki Şevki Yılmaz'dan skandal sözler. Bu arada İlber Ortaylı'ya sormuşlar sen ne geziyorsun orada filan. Beni yenilendirmez filan yapmış böyle. Ben orada bilmem düğüne davetleyelim filan yapmış böyle. Burada bu Şevki Yılmaz denen bir herif var ya bir zurna. <laughs> bu adam mikrofonu almış orada da işte şeyin yanında. Ee, İlber Ortaylı'nın yanında falan o da kuzu kuzu dinliyor onu. Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum bilmem ne işte böyle. Şimdi bu adam orada başka şeyler de söylüyor işte ülkenin kurucularıyla alakalı bilmem ne falan. Şimdi bu, bu şerefsiz bunu söylerken. bak tarihsel bir boyut var orada işte sürülmüşler bilmem ne olmuş hanedan üyeler. Bu mesele bu çok farklı bir şey yani. Ama işte bunun orada soyusuz demesi bilmem ne demesi şu demesi bu demesi filan. Şimdi bu milleti işte neydi o galeyana getirmek milleti işte nefrete neydi lan işte unutuyorum o şeyin adını o kusurun o suçun adının milleti tahrik etmek kin, kin ve nefrete tahrik etmek mi neyse işte o. Bu olmuyor bu puşt söylediği zaman başkası bir şey dediği zaman bu hemen oluyor onların istemediği bir şey olduğu zaman hemen halkı nefret ve kine tahrik etmek. Bak <laughs> hala aklıma gelmiyor böyle uyduruyorum anladınız siz işte onu. Bu oluyor yani. Ya bunlar ya sizin hiç mi içinizde böyle bir taneniz bir kusuru yok ya. Ya bir kusurunuz olsun da o kusurdan dolayı başkasının işte o gözaltı neyse veriliyorsa onlara bir tanesi de sizin başınıza gelsin ya. La bir tanesi yani. Yok. Bunlar istedikleri gibi böyle söylerler, konuşurlar. Daha da var aşağıda. Ondan sonra bakıyorum ne var sorsanız hak hukuk adaletten bahseder. Diyanete bağlı bir imam olan Halil Konakçı da zenginleşti. Konakçı'nın işte bu saray saray demişim ya Osmanlı Hanedanı bunlar saray soytarısı olduğu için böyle severler yani şey monarşileri filan. Diyanete bağlı bir imam olan bu Halil Konakçı'nın nasıl bir dili olduğunu biliyorsunuz. Nasıl asıl asıl bu adam düşün Türkiye'de böyle nefret tohumu saçıyor. Ekiyor yani onlar ve her tarafa işte kadınlar şöyle yapıyor işte bacakları görünüyor. Mini etekle dolanıyorlar yok bilmem ne o içki içiyor yok sigara içiyor falan diye. Ya sen kim köpeksin bir de devlet buna koruma veriyor. Lüks araçlarda geziyor bilmem ne. Ben her zaman dedim ki bu tip adamlar böyle mesela işte imamdır bilmem nedir filan böyle bir dönemde çok sivriliyorsa bunun arkasında yani o ülkenin işte gizli servisten başka bir şey olamaz yani. Bu işte tamam mı toplumu yönlendirme, tahrik etme, tahrik ederek işte şimdi tahrik ediyor karşı taraftan bir cevap geliyor. Dolayısıyla karşı tarafa işte gidip işte baskın yapabiliyor, gözaltına alabiliyor tamam mı? Kullanışlı kullanışlı bir şey yani Halil Konakçı. Bundan dolayı da adam imamlığından para almıyor aslında. Bundan dolayı para alıyor. Davetli olduğu bir programa lüks makam aracı ve korumalarla gittiği görüldü. Bizim değil mi, çocukluğumuzda filan ne bileyim yaşadığımız yerlerde filan bir imam imajı vardı. Ulan imam yani böyle yani çok da arabası bile yoktu yani bizim zamanımızda imamları. Şimdi adamlar dün Diyanet'in bir haberi vardı. Adamlar daha bütçeyi senenin ikinci ayı bitmemiş 10 milyar TL falan harcamışlar düşün 10 milyar TL harcamışlar 10 milyar TL'nin kaçta kaçını sen bu Halil Konakçı harcın Halil Konakçı gibi bütün imamlara böyle bir şey harcasan yani evet muhbir diye bir tane kanal var bu da çok zirzop bir hesap FETÖ'nün propaganda aracı olarak kullandığı kayyu yeni bölümleriyle tekrar başlıyor Kayu diye bir çizgi film varmış. Bu Kayu Fransız yapımı değil mi bu? Kayu. Kayu çakıl taşı gibi bir şey. Yani taş demek yani. Fransızca'da. FETÖ'den kele olana Kayu kumpası. 2018'deki bir haberi. Aynı şeyin. FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Yumurcak TV'de yayınlanan Kayu adlı çizgi filmden milyonlarca lira kazanmak amacıyla TRT'de yayınlanan kele olan isimli çizgi film sabote edildiği ortaya çıktı. Ya var mı böyle bir şey ya? Ya bir kanalda işte A kanalında A, A, A haber A kanalında haber program var saat 8'de. B kanalında da 8'de olunca o ona ketme vuruyor? Ne oluyor? İkisi de yapar. Hangisi daha iyi yaparsa onu yapar yani. Yani Keloğlan'ın Keloğlan çizgi filminin bir kutsiyeti mi var da? o ondan üstüne olsun da o işte onu yayınlandığı için Keloğlan çizgi filmi seyredilmedi ama ya. Bu vatan hainliğidir. Böyle bir aptalca bir şey var mı yani? Var. Türkiye'de var. TRT ile kel olan ürünleri satmak ile satmak için sözleşme yapıp onun yerine kay ürünleri piyasaya sürerek 2 yılda 3.6 milyon dolar kazandı. Ticaret bu işte. ticaret akıllıca bir şey yani. Sen de sen de yap, sen de sat. Neyse işte bu. ama ya hiç mi B bir an olsun be ya biz bokunu çıkartıyoruz yani ama kabak tadı vermeye başladı. Ya bir çizgi filmden böyle aptalca bir şeyden. Hani gidip böyle bir FETÖ'nün propaganda aracı olarak kullandı falan. Yani hiç mi bıkmıyorsunuz arkadaş ya? E kendi zekanızdan da mı utanmıyorsunuz yani? yani? Bunu yazarken, şu haberi yazarken. Çok enteresan. Lan şey pilavı gibi, temcit pilavı gibi. Her gün her gün aynı şeyde. Böyle saçma sapan şeylerden, çizgi filmden FETÖ çıkartıyor, bilmem neden FETÖ çıkartıyor. Bir kendine de gel yani değil mi artık? İyi Parti GİK üyesi Ayşen Kurt. <laughs> Partinin Manavgat ilçe başkanı Hüseyin Ergen ile bir anlaşmazlık yaşadı. Olabilir. Her insanın başına gelir. Kurt Ergen'i öldürmek için bir kiralık katille 20 milyon TL'ye anlaştı. Ergen Kurt'a sordu. Senin burnun niye o kadar büyük? Seni daha iyi koklayabilmek için. <laughs> kiralık katil Ergen'e saldırı düzenledi. Ancak silahı tutukluk yaptı ergen kaçarken katil arkasından yedi el ateş açtı. Valla değil mi? Aynı onun şey gibi hikaye gibi masal gibi oldu. Ve iki kurşun ergenin bacaklarına isabet etti. Kiralık katil ergeni öldüremediği için fiyatı 20 milyon TL'den 5 milyon TL'ye indirdi. Kurt ise 3 milyon TL verebileceğini söyledi. Bak bunlar hep iyi e partinin içinde oluyor bunlar. İyi işte şu fotoğrafta da rozet takıyor Meral Akşener. Bu teklifi kabul etmeyen kiralık katil itirafçı oldu ve Ayşen Kurt'u ihbar etti. İyi Parti GİK üyesi Ayşen Kurt, Fransa'ya kaçtı. <laughs> Fransa'ya kaçtı. Ben gideyim bulayım bunu ya. İsmail Saymaz'ın haberi işte bunlar Meral Akşener'in İyi Partisi'nde oluyor. <laughs> bir şeyler değişmeli. <laughs> ben de şuradan size şimdi bir Türk şarkı bir şeyler açayım. Bir şeyler değişmeli evet Meral Akşener. Değişmez. Ya sen ne değişebilir ya sana MHP, AKP kırması batah bastard. Yani bir piç bir partisin yani. Piç derken hakaret manasında söylemiyorum. Yani i̇kisinin kırması bir parti bu iyi parti. Murat Kürüm, ee, Murat Kürüm maşallah Seyfullah amca isteyince ikiletmedik çayını içtik hoş sohbetini dinledik duasını aldık var olsun Allah başımızdan eksik etmesin İnşallah seçimlerden sonra da böyle ev ziyaretlerine gidersin. Ondan sonra işte sevdiğimi böyle yürekten ser. başka birisini gezmiş bu. Ha yok aynı yine Seyfullah amca. Onunla işte yapmış filan. Şimdi bu adam şey yapıyor. Ee, şimdi, listesi var bunun. İşte camiye gidildi. Şey bunlar. Seçim çalışmaları camiye gidildi. Bir çentik. Ha Aile ziyareti yapıldı. Hayvanlar sevildi namaz kılındı. Türbe ziyareti, türbede, camide fotoğraflar çekildi filan. Kürtçe konuşuldu çok önemli. Kürtçe de konuşuldu. Bir şey kaldı ya işte onu, onu yaparsa seçim çalışmalarında sona geliyor demektir. O da ne? İntihar eden birisini kurtarması lazım. Daha kurtarmadı intihar eden birisini. O da olursa bunların vardı bir tane de o galiba çalışmıyor artık. <laughs> adam iki kere iddia ediyor ikisi de bir Binali Yıldırım bir tanesi de başka bir tanesi kurtarmıştı onları. O yinbaş dolandırıcısı kurtardıydı galiba <laughs> adam. Bundan parasını kazanıyor yani. Buna para veriyorlar gitme intihar ediyormuş gibi yapıyorlar. İntihar ediyormuş gibi yapıyor sonra bir AKP'li geçerken onu kurtarıyor intihar da falan. Böyle bir şey. Şimdi aynı performansı o adamdan tekrar bekliyoruz da şimdi üçüncü kez de çok olur yani biraz değiştirmeleri lazım ama daha seçimlere var bir süre daha bence intihardan birisini falan kurtarır diye tahmin ediyorum. MHP bürosuna yapılan saldırıyla ilgili konuşan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver. Bir ülkücünün ceketinin düğmesini koparamazsınız. Koparamazsınız ama ülkede ülke ocakları başkanını öldürebilirsiniz. Öldürebilirsiniz. Sizde o yürek yok ama biz istersek hiç kimse bizden habersiz broşür bile dağıtamaz diyor. Dolayısıyla sizden izinsiz olmadığına göre bir şeyler Demek ki Ülke Ocakları Başkanı'nın öldürülmesi de sizden habersiz yani sizin haberiniz olmadan olmuş bir şey olamaz. Demek ki bunu da siz öldürdünüz onu da zaten biliyoruz. Tabii burada şimdi ama biz istersek hiç kimse bizden habersiz brojür bile dağıtamaz diyor ya bu pezeven içinde. Milletekili bir de bu adam. Şimdi burada tehdit var değil mi? Biz istemezsek hiçbir şey olmaz yani. Ama bu Toplumu işte kinle ve nefrete, bak hala aklıma gelmedi o şey, işte te teşvik etme suçu falan olmuyor bu, tehdit ediyor. E bunun başındaki zaten tehdit ediyor, vermezseniz gaz gelmez, bilmem ne olmaz, oy vermezseniz ağzınıza sıçarım falan diyor zaten bunu değil mi metinin lideri? Ya bu Bir, bir MHP'li de çıkıp bir, bir gün bir tehdit etmesin yani. Bak MHP'lilerle alakalı ne zaman bir bahis mevzu bir şey olsa... ...sarayın fış fışı bir, bir şey konuşsa yani. Bir, bir şey mesela ne diyeyim yani. Ne, ne bileyim şu işte şey. Bu ne bunun adı? Klavye tamam. klavye ile alakalı bir cümle kurar mısın desen... ...sarayın fış fışına mesela bir MHP'liye. Oradan bir tehdit üretiyor adam. Üretir. Ve sen apışıp kalırsın yani. yani nasıl her cümleden her konuşmadan... ...birilerini tehdit edecek bir şey üretebiliyorsun diye. Üretiyor adam. Bu. İzmir'de 5.1 mil, milyar liralık vurgun ile Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Ocakçı'nın... ...vallahi oturmuyor, o sıralama çok sık değişiyor artık. Yani herkesin hırsız olduğu bir yerde rekabet çok fazla olduğu için... ...biz kimi nereye oturtacağımızı da çok bilemiyoruz yani... Yani her gün bir hırsız var, her gün bir yolsuzluk olduğu için yani hani eskiden olsam ne bileyim mesela bizim çocukluğumuzda filan parsadanlar bilmem neler filan hani böyle hırsız bu adamlar büyük hırsız falan. onların üzerine su içtik yani biz toplum olarak. Yani her gün olur mu bir ülkenin her gün büyük hırsız olur mu yani? Sedat Ocakçı'nın AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ile yan yana fotoğrafları çıktı. bunda ayıp bir şey mi var ya? <laughs> yani çıkacak tabii. hırsız hırsızla oturacak. Değil mi? İlim adamı ilim adamıyla oturur. Öğrenci öğrenciyle gezer değil mi? Böyle böyledir yani bu işler herkes dengi dengine. Yani davul dengi dengine bunlar hem davul hem zurna. Ya ne yapacak ama bir fotoğrafta eksik var ben bakıyorum bakıyorum şey eksik ya gestapo şefi yok gestapo şefi yok gestapo şefi nasıl olmaz ya şey olmamış yani bu bir şey eksik diyordum ben de yani bu fotoğrafta bir tam olmamış yani eski ihanet işleri başkanı Ali Bardakoğlu'ndan yolsuzluk fetvacılarına sert çıkış ee, burada dinliyorsun videoyu arkadaşlar Hala böyle bir çekiniyorlar tamam mı işte. Mesela tam <laughs> diyecek diyemiyor. Hırsızlık diyecek diyemiyor yani. yolsuzluk, bilmem ne falan yapıyor böyle. Fetva ile yanlışları, yolsuzlukları aklayamayız. Bak bu konuşurken diyor ki adam. Fetva ile yanlışları, yolsuzlukları, hırsızlıkları diyemiyor. Aklayamayız diyor. Din o yanlışlar yapılmasın diye gelmiştir falan yapıyor. Ondan sonra o karşısındaki o taş getiren denen zurna da diyor ki Devlet sisteminde fetva ile kamu hayatını yönetemezsiniz. Allah yakınlarımızın aleyhine de olsa adaletten sapmayın diyor. Adaletin bilinç haline gelmesi için hukuka ihtiyacımız var filan diyor. <laughs> Ali Bardakoğlu o karşıdaki taş getiren de böyle bir ulan acaba bir şey mi desem filan gerçekten Allah indinde din indinde yani işte devlet malına şey yapmak filan taş getiren öyle korkmuş bir şey söylüyor ki orada yani haberde yazmıyor. Şey diyor şimdi tabi bunu hani hırsızlık falan değil de düştüğüne işte bir işte ihale olur bilmem ne olur hani devletin bir kasasından alıp başka bir kasasına vermek şeklinde olur hani bunlar acaba dinen uygun mudur değil midir bunlar tabii ki bunlara bakmak lazım falan gibi bir şey söylüyor manyak lan oğlum bildiğin hırsızla hala hırsızlık diyemiyor adam niye ne diyemez çünkü adam sarayın tasmalısı bu da ne diyecek bunlar işte di, 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 şey din insanı. Heh, din insanı dedikten sonra kendine muhabir diye bir kanal var. Kardeşim, bak gazeteciliğin tamam mı? Yani minimum kaideleri vardır. Bir video koyuyorsunuz. Bu videoda konuşan adam kim? Nerede, ne zaman konuşuyor? Kim bu adam? Tamam bir AKP'li olduğunu görüyoruz. Şimdi bir yazsana yani. Tweet atıyorsun bir de mavi tıklısın. Yer mi yok? Artık satırlarca şey yazabiliyorsun bak aa, Ali Yerlikaya adam roman yazıyor yani tweetlerle bir de buna para veriyorsun yani mavi tık olsun diye yaz şunu kim nereden aldın bu görüntüyü bu görüntüde konuşan AKP'li kim bu görüntü hangi tarihe ait neyse şimdi kendine muhabir kanalına da çattıktan sonra o şeyde konuşan adam. İşte e, milletvekili olmuş galiba milletvekili olarak konuşuyor AKP'li milletvekili olarak o, istiyor orada. Din tüccarlarının geldiği son nokta bana oy vermek Allah'ın emri bana oy vermezseniz mahşerde Allah'a hesabını verirsiniz diyor. Bildiğin ya yemin ediyorum orta çağa. Orta çağ tekstlerine baktığınız zaman ruhban sınıfının <laughs> halka söylediği şeyler. Adam öyle şeyler söylüyor. Diyor ki işte Allah diyor şimdi diyor şeye vermek lazım oyun diyor. <laughs> liyakatlı birisine vermek lazım diyor. İşi ehline verin diyor. Allah öyle buyuruyor diyor. İşi ehline verin diyor. O zaman siz işi ehline vermezseniz bundan sorumlu tutulursunuz. Eğer bakmışlar olmaz ama ondan sonra sorumlu tutulmak istemiyor musunuz? O zaman bana oy verin. Bak ben milletvekiliniz olarak konuşuyorum diyor. Bana oy verin falan diyor. Eğer bana oy verirseniz bizim de size bir kıyamız olacak diyor. Vallahi böyle diyor. Biz de tabii diyor o zamanı geldiğinde öbür tarafta diyor şey yaparız diyor. Allah'ım bu kullar bize oy verdi. Biz bunlara şefaat ediyoruz. Şu kesme şöyle hepsine bir şefaat ediyoruz filan diyor. Ne güzel ya. Ne güzel din satıyor. Ben, ben, ben böyle dine küfür ederim ya. Yani. Bak ben Müslüman bir insanım. Ama bir adam benim karşıma böyle geldiği zaman ya bildiğin lan bu pezemek bu diskuru gidip camide <laughs> imam hutbede filan hani biz öyle dinlersin yani. Sen kim köpeksin millete böyle bana oy vermezseniz böyle ehlinle verin bilmem ne. Pesemek, ne yapacaksın o şehir için, ülke için neyse ne yaptın ya? Ne yaptın projelerinle? Allah'ın belası adam. Bir adama Müslüman diye oy mu vereceğim ya? Liyakatlı. Liyakatlı olsan zaten böyle aptal aptal konuşmazsın. Sığır. Allah'ım ya dinden imandan vallahi billahi soğutuyorlar. Ondan sonra sırf işte ondan dolayı o Feyza neydi o kadın işte avukat küfür ediyor. Yani bazen delileniyorsun yani böyle herifleri gördükten sonra din 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 din. Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu değişmiş arkadaşlar haberiniz var mı? çok işte şunlardan oldu çok acayip acayip değişmiş ya yani ben hakikaten şey deyip duruyorlardı yani devrim olacak yani acayip böyle bir revolüsyon şeklinde CHP artık değişecek yeni bir CHP CHP imajını tazeliyor filan yani bayağı bir tazelenmiş yani çok oo, bayağı güzel olmuş yani Özgür Özel döneminin CHP logosu. Mükemmel yani. Mükemmel olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. AKP'li Murat Kürüm. Bunu yaptık mı ya? Yok. Diyarbakırların etkinliğinde Kürtçe konuşup halay çektikten sonra. Ha, şimdi bak doğru şimdi. Demin listeyi yaptık ya Kürtçe konuşuyor halay çekiyor bilmem ne her bir şey var. Her yere de girip çıkıyor taksicilere gidiyor bilmem neye giriyor oraya giriyor buraya giriyor. MHP'lilerin yanına gitmiş. MHP Bayrampaşa Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında bozkurt işareti yapıyor. Ya sen ne oynak ne, ne yanar döner bir adamsın ya. Lan içinizde bir tane yok mu ya? La bir gün doğru dursan bari de mi? O kadar bak seçim şeyi var. Ee, kampanyası yapıyorsunuz. Ben bir gün bir gün insan olarak kalabilse yani. yani bir gün efendi kal mesela. Bir gün sadece bir gün. Bir gün de çok size birkaç saat ya. Lan hiç mi düşünmüyorsun sen? Hiç mi yapayım, Gidiyorsun bozkurt işaret yapıyorsun. Bir yere gidiyorsun. MHP'de şudur budur sana gidiyorsun. Kürtçe konuşuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Aha. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingi öncesinde Rize İl Başkanı Hikmet Ayar. Ay Ayar oldum ben bu adama. Polislerle tartışmış. Herife bak Rize mitingi. Rize İl Başkanı ha kıçımın kenarı. Rize il başkanı. Bir partinin il başkanı. Polislerle tartışıyor. ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz? Ya terbiyesizlik etmeyin. FETÖ müsünüz deyince onları hemen sindirecek. Ha, bak size bir FETÖ'cü yapıştırırım. Ondan sonra hayatınız boyunca kurtulamazsınız o haftada. FETÖ'cü müsünüz siz? Ha. Çünkü Türkiye'de en kolay o. FETÖ'cü, FETÖ'cü. Ondan sonra o ispatlamaya çalışsın dursun. Ben FETÖ'cü değilim ya vallahi ben neyim falan demeye dursun kayyu. Şed film Filip kayyu. Kayyu'nun zaten Ebced hesabına göre mesela ABC kayyu 3. harf A. Bunların hepsini topladığın zaman şey çıkıyor. 15 Temmuz çıkıyor. Ebced hesabına hesabına göre o kayyu'nun var var öyle bir FETÖ bağlantısı var o kayyu'da da. Ondan sonra kimmiş bu? Tamam bitmiş ya. Oh ya bitmiş. Ne güzel olmuş. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için işte arkadaşlar ben gidiyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın anlayışınızdan bir güzel öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Görüşürüz.